Sakarya Adalet ve Özgürlükler Platformu 504. hafta basın açıklaması. Ülkenin sene başından beri en önemli gündemi olan seçime bir ay kadar bir süre kaldı. Ve maalesef daha önceki seçimlerde yaşanmadığı kadar kasvetli bir hava var. İktidar partisinin halk arasında infiale yol açan icraatlarını düzeltmek yerine ben yaptım oldu şeklindeki tutumu maalesef toplumu kutuplaştırmış durumda. İktidar partisine oy atanlarla atmayanlar arasındaki gerilim hiç bu kadar yaygın bir toplumsal nefrete yol açmamıştı. Tüm bu gerginlik yetmiyormuş gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa tanımlanmış tarafsızlık ilkesini en hafifinden zorlayan tutumları ve bunu yaparken devlet imkanlarını ve kurumlarını kullanması siyasal etik ve teamül açısından kabul edilebilir şeyler değil. Yine iktidarın bu müstahni tavırları seçimlerin adil yapılacağına ilişkin şüpheleri de halk arasında daha önce görmediğimiz kadar arttırmış durumda. İnsanlar kendilerini devlete, seçimlerin güvenliğiyle sorumlu olan Yüksek Seçim Kurulu'na, iktidar partisinin sandık görevlilerine göre güvenemedikleri için sandık güvenliğini bizzat sağlamak gibi bir zaruret içinde hissedebiliyorlar. Kurumlara ve siyasal iktidara olan bu güvensizlik durumu başlı başına üzerinde durulması gereken bir sorundur. Unutulmamalıdır ki siyasetin meşruiyet çerçevesini çizen hukuktur. Hukukun ve hukuka dayalı olarak oluşturulmuş kurumların bu kadar şaibeli hale gelmesi ileride onarılamayacak yıkımlara yol açabilir. Bu noktada seçim stratejisini dindar kesimin oylarını toplamak üzerine kuran AKP'nin ortaya koyduğu icraattan da ciddi şekilde rahatsız olduğumuzu ifade etmemiz gerekiyor. 28 Şubat mağduriyetini oynayan iktidarı 28 Şubat'ın aktörlerine ilişkin hiçbir yargısal mücadelenin takipçisi olmadığını, şu anda hüküm giymiş tek bir darbecinin dahi olmadığını bilen bizlerin ciddiye alması söz konusu değildir. Yine başörtüsü üzerinden yapılan kampanyada maalesef dindar kitlenin hassasiyetlerinin iktidar için istismar edilmesinden başka bir şey değildir. Yıllarca bu meydanda başörtüsü yasakları karşısında mücadele vermiş olan platformumuz, AKP'nin başörtüsü konusundaki tavrını, işin nasıl yokuşa sürdüğünü, kendini riske atacak en küçük bir adım dahi atmadığını çok iyi bilmektedir. Ancak burada daha tehlikeli olan, halkın önemli bir kesimi tarafından yasakçılık ve yoksul ve yolsuzlukla anılır hale gelen AKP iktidarının kendini başörtüsüyle özdeşleştirmeye çalışmasıdır ki bu algı dindarlara fayda değil, sadece zarar verir. Başörtüsü ve Kur'an gibi kutsallarımız üzerinden siyaset yapılması kabul edilemez. İslam'a ait bu değerleri halkımız aziz bilmiştir ve şu bilinmelidir ki iktidarda kim olursa olsun bunlar kimsenin tek eline alamayacağı değerlerdir. Platform olarak İslami şiar, sembol ve değerlere dönük her türlü saldırı karşısında şu ana kadar nasıl durduksa bundan sonra da iktidar kim olursa olsun bu değerleri canımızdan aziz bilecek ve savunacağımızı kamuoyuyla bir kez daha paylaşmak isteriz. Aziz dostlar, seçimlere şaibe katacak her türlü davranıştan kaçınılması ve hukukun herkese lazım olduğunun akıldan çıkartılmaması önemlidir. Kim kazanırsa kazansın, bu ülkenin ve bu şehrin insanları yine bir arada yaşamaya devam edeceklerdir. Toplumları bir arada tutan iktidarlar değil, bir arada yaşama iradesidir. Bu iradeye sahip çıkılmalı, bunun için de iktidarın kimde olduğuna bakılmaksızın her zaman adaleti yüceltme mücadelesi verilmelidir. Şu anda iktidarı kullanan ve onu kayıtsız şartsız destekleyen dostlarımıza tavsiyemiz, hiçbir iktidarın ebedi olmadığı gerçeğini hatırlamalarıdır. İktidarlar gelip geçer, Allah'ın dini baki kalır. Herkes hesabını buna göre yapmalı ve ileride mahcup olacağı davranışlara
girmemelidir. Allah müminlere iyilik ve takvada dayanışmayı emreder. Kötülük ve düşmanlıkta yardımlaşmayı yasaklar. Allah sözü en doğru olandır. Sakarya'da Özgürlükler Platformu adına Sakarya Danışma Derneği hepinize katkınız için teşekkür ederiz.